Merhaba değerli Güreş Türkiye takipçileri. Bugün çoğumuzun hayatına Fox TV dönemlerine girmiş bir güreşçi, sevenleri için bir güreşçiden de fazlası olan Shad Gaspard ve maalesef ölümü hakkında konuşacağız. Shad, 1981'in Ocak ayında New York'ta 6 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ben Gaspard, sokak çeteleriyle çalışmış eski bir kiralık katildi. 70'lerin başında da çeşitli gangsterlerin özel korumalığını yapmıştı. Gaspard'ın dövüş sanatlarına olan ilgisi babası sayesinde başladı. Babası ona 5 yaşında boks eğitimi vermeye başlamış, ardından da judo, kickboks ve muay thai gibi çeşitli dövüş sanatlarında çalışmalara başlamıştı. Hızlıca kendini geliştirdi ve zaman içerisinde popülerlik kazandı. Amatör olarak katıldığı birçok turnuvadan zaferle ayrıldı. Annesi kendisinin agresifliği sebebiyle onu Beast olarak çağırıyordu. Boyutundan dolayı genç yaşlarında bile kendinden daha büyük dövüşçülerle maça çıkabiliyor, bu maçlardan başarıyla ayrılıyordu. Lise yıllarında basketbol ve güreşe ağırlık vermeye başladı. Lise sonrası basketbol yaşantısına devam etse de bir süre sonra bu uğraşını bıraktı ve Britney Spears, Mike Tyson gibi isimlerin özel bodyguardlığını yaptı. WWE dolayısıyla da güreş kariyeri 2002 yılında yayınlanan Tough Enough şovuyla başladı. Kendisi yarışmada başarısız olsa da hem performansı hem de karakteriyle beğeni topladı ve yetkililerin dikkatini çekti. Şirketin alt markaları ile çalıştığı tekli ve takım olarak performans gösterdi. Bir süre sonra da ana kadroya çıktı. Biz kendisini Crime Time dönemlerinde tanıdık. Shad'in 2006 yılında GTG ile WWE'nin geliştirici şirketinde başladığı macera hem WWE içerisinde hem de bağımsız kuruluşlarda kendisinin trajik ölümüne kadar sürdü. Gaspard kendisini tekli olarak gösterme fırsatı bulmasa da Crime Time ile hayranlara kendisini sevdirmişti. WWE ana şovlarında herhangi bir kemer başarıları olmadı fakat hem alt hem de bağımsız şirketlerde kayıtlı 9 takım şampiyonlukları bulunuyor. Biz Türk güreşseverler kendisini Fox dönemindeki hikayeleri özellikle de John Cena ile olan serüvenlerinden tanıyoruz. Crime Time'ın Cena ile beraber GBL'in limuzinine zarar vermeleri ekibin en akılda kalıcı anlarından biriydi. Shad Gaspard 2010 yılının Kasım ayında WWE'den ayrıldı. Hem tekli olarak hem de GTG ile beraber çeşitli bağımsız şirketlerde kendilerini gösterdiler. Hem daha önceki konuşmalarda hem de ölümü sonrası yapılan açıklamalarda Undertaker ve John Cena başta olmak üzere birçok isim kendisinin sürekli güldüğünü ve ne kadar iyi bir insan olduğunu yineledi. Gaspard'ın 2016'nın Aralık ayında Florida eyaletindeki bir benzin istasyonunda gerçekleşmek üzere olan silahlı soygunu önlediği de bilinir bir haber. Shad soyguna kalkışan adamın silahını alıp onu etkisiz hale getirmiş ve polislere gerekli yönlendirmeleri yapmıştı. Profesyonelliği dışında 2009 yılında Siliana adlı bir fitness modeliyle evlendi ve 2010 yılında da Arya adlı oğulları dünyaya geldi. Tabi o zamanlar olacaklar akıllarından bile geçmiyordu. Sörf yapmak, yüzmek, sportif biri olan Shad için büyük bir tutkuydu. Kendisi bu tutkusunu oğluna da aşılamak istedi ve başardı da fakat tarih 17 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde berbat bir olay gerçekleşti. Gaspard ve oğlu Kaliforniya'daki Venice Beach'te bir grup ile beraber normal bir şekilde yüzüyorlardı. Grup bir süre sonra güçlü bir akıntı ile karşılaştı ve kargaşa o zaman başladı. Kendisi ve oğlu boğulma tehlikesi içindeydi. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde Gaspard ekipleri ilk önce oğlunu kurtarması konusunda bilgilendirdi. Ardından da su altında kayboldu. Olay sonrası ekipler yaklaşık 240 metrekare arama yaptılar fakat bir sonuç alınamadı. Umutlar tükendiğinde de arama çalışmaları durduruldu. Olaydan 3 gün sonra 20 Mayıs tarihinde Gaspard'ın vücudu Venice Beach'in kıyılarına vurmuştu. Ekipler vücudu teşhis etti ve defin işlemleri başladı. Ailesinin ve tüm sevenlerinin umutlu bekleyişi hüsranla sonuçlanmıştı. Ölümü sonrası GTG, arkadaşının kendisine attığı ölümle alakalı mesajı paylaştı. Mesajda Gaspard eğer ölürse GTG'yi çok sevdiğini belirtmişti. Acısı hala taze olan aileye çeşitli kimseler tarafından bağış toplanıyor. John Cena'nın da kendi ismini vermeden 40 bin dolar bağışladığı söyleniyor. WWE kendisini anmak için özel videolar yayınladı. Kendileri aileye de maddi manevi destek olmaya çalışıyor. Biz de Güreş Türkiye ailesi olarak kendisini rahmetle anıyoruz ve ailesine Allah'tan sabır diliyoruz. Geride bıraktığı tüm eğlenceli anlar için kendisine teşekkür ederiz.